yaz sezonu ve 9 günlük bir bayram tatili, uzun bir bayram tatili olması sebebiyle ciddi anlamda bir yoğunluk bekleniyordu. Bir de pandemi sonrası böyle bir tatilin, büyük bir tatilin yaşanacak olması, yaşanıyor olması. O sebeple de böyle bir kalabalığı bekliyorduk. Şu an Ayvalık trafiğinden de, kaldırdığımız çöp miktarından da, her şeyinden de şu an ciddi anlamda dolu olduğunu görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. İşte trafik çok ciddi anlamda yoğun. O anlamda hem otopark sıkıntısı çekiyoruz, hem de giriş çıkışların yoğunluğu. Yine arkadaşlarım verdiği bilgi doğrultusunda söylüyorum. Normalde 70-80 ton kaldırdığımız çöp miktarı dün en son arkadaşlar bilgi verdiği zaman 240 ton civarına ulaşmış. Bunlar da Ayvalık'taki şu anki ağırladığımız, konuk ettiğimiz kişi sayısının ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor. Tabii Ayvalık'ın bir ismi var. Bu tanıtımları biz yapıyoruz ama bu tanıtımların dışında da hep söylediğim bir şey var. Pandemi bir şekilde yaşam biçimini de değiştirdi insanların. Doğal olarak Ayvalık ulaşılabilir bir yer oldu. Merkezlere, İstanbul, Ankara, Bursa gibi merkezlere yakınlığı, ulaşılabilirliğinin de yüksek olmasından dolayı. İnsanlar tabii ki Ayvalık gibi daha böyle ulaşılabilir. Efendim söyleyeyim, dikine yapıdan çok daha yatay yapıların olduğu alanları tercih etmeye başladı. Ayrıca yine pandemi süreçleri çok iyi yönetildi diye düşünüyorum. Yine müsilajdan uzak, tertemiz doğa çevre, insanlar bunları tercih ediyor. Ayvalık'ın kendini az zaten gastronomisiyle, gezilebilecek alanların çokluğuyla, tabiat parkıyla, tescilli yapıları ile beraber Ayvalık tercih sebebi oluyor. Biz de bundan mutluyuz. Bu dolulukların olması, görüyoruz, esnaf da mutlu. Esnaf da zaten böyle bir şey pandemiyle beraber yaşanan, dünyanın yaşamış olduğu ekonomik krizden dolayı böyle bir beklentimiz vardı. Şu anda esnafın da ihtiyacımız vardı daha doğrusu. Pandemiyle beraber bu uzun bayram tatilinin olması bize mutluluk verdi. Dondurmacılar benim. Kalabalık var. Kul kalabalık. Güzel şey var. Denirdi. Yere çıkmışlar. Evet. Yere de çıkmışlar. Evet, kalabalık. Evet, Ayvalık gidiyor. Evet, lokmayı bağlı buradan, buyurun. 500 lokmacı, buyurun. Ben Ayvalık Cunda esnaflarından Cem dedi. Yoğun, gene her sene olduğu gibi gene yoğun geçiyor. Zaten son aldığımız haberlere göre şu anda Cunda girişi kapatıldı. İçeri insan alınmıyor artık. Yani çok yoğunluk var. Her bayramda olduğu gibi. Yani beklentilerin üstünde oldu. Yani korkularımız vardı ama şu andaki girişat iyi yani. Beklentiler iyi. Hedef işte zaten sezonun yarısını kaçırdık. En azından bu ikinci dönemini, Ağustos, Eylül dönemini de şey yaparsak biraz faydası olur bize yani. Çok iyi. Adım İsmail, soyadım Kur. Antalya'da yaşıyorum. Antalya'daydık, çok sıcaktı. Biraz buralara kaçmak istedik. Buralar daha güzel. Sahil olsun, mekanlar olsun, güzel yerler var. O yüzden burayı tercih ettim. Hayır, daha önce hiç gelmemiştim, ilk gelişim. Güzel şehir, beğendim, evet. Tabii ki de ilk fırsatta tekrardan buraya gelirim. Antalya mı güzel, Ayvalık mı güzel? Ayvalık. Herkese geçiş yok. Herkese geçiş yok. Ada kapalı. Yok, yoğunlukta araç ilerlemiyor.
kapıda kal derken. Valla kapıda kal derken. Bu dönenler bayramda duyur hayvanı. Hayvanın karanı duydu. Hayvanı duyur hayvanı. Valla buralarda böyle parkları bulabilir. Sen bir kutlarsanız hayran da kurabilir. Thank you.